Arakan'daki Müslüman nüfus aşama aşama ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 1824 yılında bölgeye hakim olan İngilizlerin ülkeden çekilmelerinin ardından kısa süre sonra Müslümanlara yönelik saldırılar ciddi oranda artış gösterdi. İkinci Dünya Savaşı ve Japon işgali sırasında Müslümanlar üzerindeki baskıların artması sonucunda 1942'de Minbiya kasabasına bağlı Çambilli köyündeki Müslüman kadın, erkek ve çocuklar kılıç ve mızraklarla vahşice katledildi. Katliamın ardından bölge yağmalandı. Müslümanlara ait tüm altın, gümüş ve değerli eşyalar ele geçirildi. Hayvanlarına el konuldu. Köyde başlayan ve tüm Arakan'a yayılan saldırılarda 307 Müslüman köyü haritadan silindi. 100 binden fazla Müslüman şehit edildi ve 80 bin kadarı yerlerinden edildi. Asıl olarak 1948'de Burma'nın bağımsızlığını kazanmasıyla Müslümanların hareketlerini sınırlandıracak kısıtlamalar getirildi. Tüm bunların amacı Arakan'daki Müslüman nüfusu ortadan kaldırmaktı. 1962 darbesiyle birlikte askeri rejim Müslüman halkın kimliğini tümüyle reddetti. Arakan Müslümanları propaganda yöntemleriyle kendi ülkelerinde yabancı olarak gösterilmeye başlandılar. Memurluk ve polislik gibi görevlerden alındılar ve bu insanların Arakan eyaleti içerisinde seyahat özgürlükleri de engellendi. Arakan topraklarının gerçek sahipleri olan Müslümanlar 1990 yılı sonrasından bu yana yine zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Nüfuslarının azaltılması için sistematik baskı uygulanıyor. Yerel yönetimlerin keyfi vergilendirilmeleri nedeniyle tarım ve hayvancılık yapamıyorlar. Toprakları kamulaştırılıyor. Dahası tutuklama, işkence, camilerin ve mezarlıkların yıkılması, kadınların geliştirilmesi adı altında Müslüman genç kızların köylerden alınmaları ve işkenceler, eğitim haklarının bulunmaması bu masum halka uygulanan zulmün yalnızca genel bir tarifi olabilir. Rohingya Müslümanları kendi topraklarından, asıl yurtlarından sürgün edildiler ve başka ülkelere göç etmek zorunda bırakıldılar. Bugün bu toprakların gerçek sahipleri evlerini kök saldıkları yurtlarını, kültürlerini, tarihlerini bırakıp çevre ülkelere sığınarak en ağır şartlarda yaşamayı kabul edip canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Myanmar'da 240 binden fazla Müslüman ülke içinde mülteci olmuş durumda ve ülkede yaşayan 810 binden fazla Müslümana vatandaşlık hakkı tanımıyor. Ülkenin Tayland sınırında 120 bin mülteci bulunuyor. Bunun dışında bugün Pakistan, Suudi Arabistan, Malezya, Tayland, Bangladeş ve bazı Avrupa ülkelerinde yüz binlerce Rohingya Müslümanı mülteci statüsünde yaşıyor. Yalnız Bangladeş'te 1,5 milyon Rohingya Müslümanı ormanlarda ve dere kenarlarında açlık sınırındaki şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Tüm dünya gazetelerde okudukları, televizyonda izledikleri, internet üzerinden neredeyse her gün haberdar oldukları bu insanlık suçuna karşı sessiz kalıyor. Dünyanın batı yarı küresinde gelişmiş ülkelerde meydana gelen insanlık suçları ve saldırılar büyük bir etki uyandırırken Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları zulüm insanlar üzerinde aynı etkiyi uyandırmıyor. İnsanlar kendi coğrafi bölgelerinden uzak buldukları, batının modern yaşam tarzını görmedikleri, etnik kökenlerinin farklı olması nedeniyle sözde ikinci sınıf gibi gördükleri bu mazlum halkı materyalist dünya görüşleri yüzünden hiç umursamıyorlar. Fakat dünyanın her neresinde olursa olsun vicdan sahibi ve kalbi katılaşmamış her insanın üzerine düşen sorumluluk, mazlumların hakkını savunmak, adaleti ayakta tutmak ve dünya üzerindeki zulmü ortadan kaldırmak için bir çaba içinde olmaktır. Unutulmamalıdır ki sosyal medyada yazılan bir cümle, paylaşılan bir makale, bir toplantıda söylenen bir söz veya insanların bu apaçık zulüm konusundan haberdar edilmeleri, uyarılmaları çok hayati önem taşıyor. Ayrıca kamuoyunun baskıcı rejimlere, tiranlara ve zalimlere karşı birleşmesi için atılan her adım, bu ve benzeri insanlık suçlarının durdurulması ve engellenmesi için bir set oluşturacaktır.